Efendim herkese yeniden merhaba. Türk ekonomisinin yaşamakta olduğu zorluğu hepimiz günlük hayatımızda yaşıyoruz. Yani Türk ekonomisinin şu anda yaşamakta olduklarını anlamak için illa bir ekonomist, bir uzman, ne bileyim bir ticaret odası başkanı veyahut TÜSİAD başkanı olmaya gerek yok. Çarşıya, pazara giden her Türk vatandaşı ve birazcık dolar meseleleri, ithalat, ihracat işleri olanlar veya bizim gibi kağıda basılan bir dergi çıkaran yayın kuruluşları, M5'ten bahsediyorum gibi kuruluşlar nelerin yaşandığını, nelerin yaşanmadığını anlayabiliyorlar ve görebiliyorlar. Türkiye bir sarmala girmiş vaziyette. Bu sarmal 54 milyar dolara varan bir cari açığı beraberinde getiriyor. Çünkü sonuç itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sürecinde Arap ülkeleri yani Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve kısmen de Rusya'dan akan dövizleri Türk lirasının değer kaybını önlemek için kullandığı gerçeği çerçevesinde ihracatımızda çok ciddi düşüşler yaşandı. Çünkü siz ulusal paranızı küresel sistemin belirlediği miktarın altında tutmaya çalışırsanız, yani değer kazandırırsanız ulusal paranıza, bundan en çok etkilenecek olan sektörünüz ihracat sektörüdür. Nitekim bugün bütün dünya raporlarında da Standard & Poor's'ta da bunu belirttiler. 54 milyar dolarlık bir cari açıkla yaşıyoruz. Ayrıca sıcak para açısından da akışlarda çok ciddi bir zorluğumuz var. Ve yükselen enflasyon cari açıkla bir araya gelmiş durumda. Ve döviz rezervlerimizde de çok ama çok ciddi bir sorun bulunuyor. Bakın Standard & Poor's EMEA Ülke Notları Direktörü Frank Gill ne diyor? Türk ekonomisinde mevcut dengesizlikle büyümenin sürdürülmesi imkansız. Kontrolden çıkan enflasyon, cari açık ve döviz rezervlerinin zayıflığı çok önemli sorunlar. İhracat iyi bir performans gösterse de bu döviz rezervlerinin güçlenmesine olanak tanımayacak. Mali açıdan harcamaların kısıtlanmasını bekliyoruz ama bu yerel seçime kadar imkansız görünüyor. Dışarıdan büyük miktarlarda takviye veya doğrudan yabancı yatırımda beklenmedik bir artış olmadan, talebi ve ithalatı baskılamadan, dolayısıyla ekonomik yavaşlama yoluyla dış açığı daraltmadan Türkiye'nin tükenmiş rezerv stokunu yeniden güçlendirmesi büyük bir soru işaretidir diyor. Bunlar uzman görüşleri. Bu Standard & Poor's'un bize dönük bir yaklaşımı. Yanlış mı? Doğru. Hayır, doğru. Efendim onlar öyle diyor da biz böyle yapıyoruz. Yok öyle bir şey. Sonuç ortada. Peki ne yapacağız? Şimdi Erdoğan'ın önünde iki tane şık var. Bir, 9 ay daha nasıl idare edebilirim diye düşünecek mi? Çünkü yerel seçimler yaklaşıyor. Ve yerel seçimler 9 ay sonra Erdoğan'ın en büyük arzusu Ankara'yı bırak, İzmir'i zaten bırak ama İstanbul'u geri almak istiyor Erdoğan. Yani İstanbul'u ne yapıp ne edip bu yerel seçimlerde geri almak istiyor. Peki bunu yapması için nasıl bir politika izlemesi lazım? Şimdi şöyle bir sorun var. Erdoğan esasında uzun vadeli düşünerek, önümüzdeki 5 yılı düşünerek Türkiye'nin ekonomisinin tıkanmış olduğu bu noktada bir yapısal reforma gidebilir. Zaten öngörülen de bu. Yani Türkiye'de bir an önce yapısal bir reforma gidilmesi ve rant ekonomisi diye adlandırılan ve daha çok ithalata dayalı büyüme olarak adlandırılan bu neoliberal uygulamadan devletin ekonomide biraz daha inisiyatif aldığı, özellikle cari açığı, dış ticaret açığını kapatacak köklü yatırımları bizzat devletin yaptığı bir tür karma ekonomi modeli de öneriliyor. Bunların hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır ben bilmem. Uzmanlarla konuşurum sadece. Fakat görünen o ki
Türkiye bu yerel seçim nedeniyle bir 9 ay daha ekonomide kaybetme riskiyle karşı karşıya. Çünkü eğer bir reform süreci başlarsa ekonomide, reform süreci başlarsa bu çerçevede ister istemez vatandaşa dönük daha sert kemer sıkma politikaları kendiliğinden devreye girecek demektir. İşte bu da bir siyaset adamı için, hele hele yerel seçimlerde İstanbul'u almak isteyen bir siyaset adamı için bir felaket olarak karşımıza çıkabilir. Peki, sonuç itibariyle bu kadar tebrikle karşılandı. Batı tarafından bizim hakkımızdaki genel yaklaşımlarda bir yumuşama, bir tür gevşeme veya bir el atalım Türkiye'de kendine biraz gelsin yaklaşımı yaşanır mı? Şu anda gördüğüm kadarıyla öyle bir durum yok. Çünkü Batı bir taviz listesiyle bizi bekliyor. Onu söyleyeyim. Bir taviz listesiyle bizi bekliyor ve inanılmaz bir bekle gör politikasına yönelmiş durumdalar. Yani Türklerin işi zor, ekonomiyi zor kaldırıyorlar. Bu çerçevede baktığınız zaman bu ekonominin çıkışı için bizimle bir temasları olacak ve biz de o zaman İsveç'ten başlayarak kendileri hakkında hazırlamış olduğumuz taviz listesini kendilerine aktaracağız. CNN International'da dün bir şey yayınlandı, analiz yayınlandı. CNN International o analizi tabii ki kendi kafasına göre oturup tıkır tıkır yazmadı. Aldığı bilgiler doğrultusunda yazdı. Şimdi diyor ki 11 Temmuz'da diyor Vilnius'ta Litvanya'da yapılacak NATO zirvesine İsveç'in üyeliğinin yetişeceğini kararlaştırmıştı Batılı devletler diyor. Top şu anda Erdoğan'da. Erdoğan pazarlığa devam edecek mi, etmeyecek mi? Ama Amerika diyor, Amerika. İsveç'e dedi ki İngiltere ile beraber. Amerika İsveç'e demiş ki daha doğrusu, şimdi söylüyorum. Yetişir veya yetişmez. NATO üyesi olursun veya olmazsın Temmuz'a kadar. Çünkü bu Erdoğan'ın ne yapacağı öngörülemiyor. O yüzden biz senin savunmanı ikili düzeyde garanti ediyoruz. Merak etme. Bunun nedeni diyor CNN International, Türkiye ile pazarlık yapmamak. Yani bir pazarlığa girmemeyi düşünüyorlar ve beklemeyi düşünüyorlar. Bunun için böyle bir planlama yapmayı düşünüyorlar. O yüzden çok enteresan bir sürece doğru gidiyoruz. Ekonomideki zafiyetin seçim sonrasında ne kadar başımıza dert olacağını ısrarla söyledim. Siyaset üstü düşünülmesi gerektiğini, bu yapısal reformların geciktiğini, eğer bu gecikmeler devam ederse Türkiye'nin bugününü değil önümüzdeki 50 yılını kaybedeceğini birçok uzmanla yaptığım görüşmelerde sizlere aktarmaya çalıştım. İşte geldiğimiz nokta budur. O yüzden Batı sıcak para gelişi, krediler vesaire gibi konularda Türkiye'den istediği neyse, onları da zamanla göreceğiz. Türkiye'den istediği neyse onları almadan harekete geçecekmiş gibi gözükmüyor. Ve Türkiye'nin de Batı'yla bu sürdürülebilir bir ilişkiyi yakalamazdan başka da bir çaresi gözükmüyor. Ben Erdoğan'ın Biden üzerinden veya Amerika üzerinden bir atak daha yapmaya çalışacağını tahmin ediyorum. Tanıyorum kendisini iyi kötü. Bu atağı yapmaya çalışacaktır. Fakat neyle ve nasıl bir yaklaşımla karşılaşacağı ayrı bir soru işaretidir. Göreceğiz. Hoşça kalın.